merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkürler. Hemen Tolga Bey'i tanıyarak başlayalım. Tolga Bey kimdir ve sektörle tanışmanız? 1986 doğumluyum. 20 yıllık sektörün içindeyim. Mutfak sektöründe, reklam sektöründe. Bu ambalaj sektöründe bulunduk aktif olarak. Fuarlar kurduk zamanında, restoranlara yönelik fuarlar kurduk. Fuarlar geçmiş organize ettik sanırım. Geçmiş dönemlerde. Doğal olarak yemek sektörünün her alanında aslında bulunduk diyebilirim size. Çekirdekten mi yetiştiniz? Tabii çekirdekten yetiştik. Doğal olarak biz bir projeye girdiğimiz zaman, bir mutfağımızı kurduğumuz zaman logosunu da kendi içimizde yapıyoruz. Ambalajını da kendi içimizde üretiyoruz. Tanıtımını da sosyal medyasını da kendi içimizde yapıyoruz. Bulut mutfağız biz. Bulut mutfaklar ne yapar? Yaklaşık evet. 15'e yakın markamız var şu anda. Her sektörde. Biz bir AVM gibi düşünün. Biz bir AVM'yiz. Arz talep meselesi. İçimizde burgerci, dönerci, ev yemekçi, ne bileyim tatlıcı markaları var, çiğ köfteci markaları var. Bu markaların %90'ı bize ait zaten. Aynı zamanda dışarıdan aldığımız franchise'likler de var. Ünlü markaların franchise'liklerini alıyoruz. Bunları bir arada toplayıp aynı kurye ekibiyle, aynı ekipmanla, aynı kirayla, daha düşük bütçelerle paket servisini sağlıyoruz. Trendyol, Yemeksepeti, Getir, Migros, GoFoody gibi markalarla partner olarak çalışıyoruz. Ürünleri kendimiz üretiyoruz. Tedarini kendimiz yapıyoruz. Bayilerimize kendimiz veriyoruz bu ürünleri. Doğal olarak ufak bir eğitimden sonra bayi direkt zaten ürünlerin satışına başlıyor. Çünkü niye? Ev yemeği markamız var. Örnek veriyorum size. Sultan Saray ev yemekleri. Ürünleri kendimiz üretiyoruz, gönderiyoruz. Mikrodalgada 3 dakikada ısıtıp pakete gönderebiliyorlar ürünleri. Hızlı servis aslında. Hızlı servis. Özet olarak budur aslında yaptığımız iş. Evet. A'dan Z'ye her şey var diyebiliriz. Biraz da arz talep meselesi yani işiniz. Tabii var. Şimdi bir bayi var, örnek veriyorum, döner bayisi. Aynı zamanda entegre yaptığımız işler de var. Çiğ köfte bayisi var, örnek veriyorum. Cirosunu arttırmak istiyor. Diyoruz ki biz size ev yemeği markamızı verelim. Sadece ev yemeği markamıza çalışın. Niye? Pişirme yeriniz yoktur, belki ocağınız yoktur, herhangi bir şeyiniz yoktur. İki tane mikrodalga koyup bizi 85 işlemimizi size her gün tedarik edelim. Paket servisinizi açalım, para kazanmaya başlayın. Kim mutfakta var, ızgarası var, ocağı var, fırını var. Pizza markamızı açıyoruz, döner markamızı açıyoruz. Aslında çok kapsamlı bir iş yapıyoruz ya. Yani. Bu başarının sırrı nedir peki? Ciddi de bir istikrar tecrübe, var, kolay değil tecrübe. Yani bu. Şu anda Türkiye'de en çok marka barındıran firmayız Bulut Mutfak'ta ve ilkiz. Teksiniz. İlkiz, tek değil. Bizden sonra açılanlar oldu ama ilkiz diyebilirim yani. Seviyorsunuz mesleği. Bence evet. Başarının en büyük sırlarından evet, biri bu. Evet, seviyoruz. Evet, fuar nasıl geçiyor? Fuarda güzel bir görüşlerinizi alabiliriz. Güzel gidiyor, ziyaretler güzel. Daha çok ikili anlaşmalar yapıyoruz şu anda diğer markalarla. Aslında buradaki niyetimiz bizim direkt bayilik vermek değil. Hazli hazır olan bayilerle anlaşma yapmak. Ki şu anda ona yakında anlaşma yaptık. Tabii çiğ köfte bayileriyle, pide bayileriyle. Hayırlı olsun diyelim. Aynen. Aslında o yönden gidiyoruz. Bayilik de ikinci. Çünkü bizim işimiz biraz anlatmak uzun sürüyor. Detaylı evet. Anlatmak gerekiyor. Çok kapsamlı bir iş yapıyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. O yüzden genelde ama güzel gidiyor diyebilirim ya. Yabancı ziyaretçiler var. Var ülkemiz var. Adına bence önemli bir durum. Var. Evet. Peki ekibiniz kaç kişilik? Bu iş ekip işi, ekip olmadan ARGE, olmaz. ARGE kısmı ayrı bir kısım. ARGE kısmı ayrı bir kısım. Bunlar ürünlerimizi üretirler, tatlılarına bakarız. Tasarım kısmı ayrı kısım, muhasebe kısmı ayrı, dağıtım kısmı ayrı. Yani 5-10 kişiye yürütüyoruz zaten bu işi. Mutfakları çalışanları saymıyorum tabii yani. Ana merkez ekibinden bahsediyorum. Ana merkez ekibi tabii, bu. Hepsi tabii. Alanlarında uzman arkadaşlar tabii, diyebiliriz. Tabii. Son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye çok dönüp bakınca. Çok şube dağıtma niyetimiz yok bizim. Şu anda 50 tane şubemiz var. Gidip de 50 tane şube yapma niyetimiz yok. Çünkü biz her açtığımız şubeyi maksimum cüreye getirip diğer şubeye geçiyoruz. Şube satmak için şube satmıyoruz. Ha, kademe kademe. Kademe aslında. Kademe gidiyoruz. Çok da büyük bir bayilik ücreti almıyoruz. Kazandıkça kazanıyoruz. Öyle bir ilerliyoruz. Öyle bir pazarlama sürecimiz. Örnek veriyorum. Şurada herhangi bir demin bir yeri ziyaret ettim. İsim vermeyeyim. Waffle markası diyeyim örnek veriyorum. 750 bin lira bayilik bedeli istiyor. Bizde 20 tane marka var. Bunların hepsi var. Yeri göre kimseden para bile almıyoruz diyebilirim yani. Ufak cüzi. Niye? Çünkü biz markamıza güveniyoruz. Zaten iş yapıyoruz. Zaten bölgelerde iş yapıyoruz. Doğal olarak biz size kazandırıp zaten cirodan onu tahsil ediyoruz ya. Yani. Önce hizmet diyorsunuz. Önce hizmet. Aslında. Önce bizi tanısın. Yani buraya gelip ne yapıyor? Buraya gelip de yok antetli kağıtlar, yok kurumsallık, yok LCD ekranlar falan diye kurumsallık süsüyle diyelim. Kurumsallık süsüyle 1 milyon, 2 milyon para istemiyoruz kimseden. Bizde böyle bir şey yok. Bu da siz diğer işletmelerden şey ayırabildik özellikleriniz. Biz ne yapıyoruz? Türkiye'de en çok markayı barındıran Bulut Mutfağız. Hazli hazırda olan dükkanlarımız belli, ciroları belli. Gidip görebilirler, ziyaret edebilirler. Rakamımız çok cüzi bir rakam. Belki bir pilavcı açacak kadar cüzi bir rakam. Bütün mesele bu aslında. O yüzden korkmasına gerek kalmıyor kimsenin ya. İşimiz bu yani. İşimize güveniyoruz. Aslında mesele bu. Evet. İşine güvenmesen 1 milyon, 2 milyona bayilik satarsın. 10 tane satarsın. Tura çıkarsın yatırım turuna, verirsin yerine gidersin. Bizim öyle bir derdimiz yok. Ne yatırım turuna çıkıyoruz, ne hisse veriyoruz, ne çok paralar istiyoruz. Maksat burada iş yapsın ki yeni bir projem var. Örnek veriyorum Anadolu'dan çok talep var. Antalya'ya gittik, Kepez ilçesi örnek veriyorum. Oradan bayilik istiyor. Bir restoran var orada. Zaten restoran günde 100 bin lira kazanıyor. Ona vermiyoruz bayilik. Yanındaki Ayşe teyze orada hamur açıyor. Mantıcı dükkanı var.
diyoruz açları sana verelim bayiliği biz. Bedava verelim. Senin üstünden yürüyelim. Bu adam zaten para kazanıyor doğal olarak. Sen kazan parayı diye de böyle bir destek projemiz var aslında yani. Ne güzel biz. Veya biz bayanlara yönelik, kadın iş girişimcilere yönelik ücretsiz bayilik veriyoruz. Ne güzel. Niye çalışsınlar, işletsinler diye. Yani para bir yere ya kadar. Şimdi bunu anlatınca insanlar şey anlıyor. Ya para neresinde bu iş? Zaten sen ciro yaptığın zaman. Şimdi düşünün %10 örnek veriyorum, cirodan para alıyorum. Sen iş yaptığın zaman zaten %10 alıyorum. İş adamı da aynı restoran açsa %10 alıyorum. Ayşe teyze de açsa %10 alıyorum. Ama Ayşe teyze çalışsın daha mutlu olurum yani. O para kazan. Diğeri zaten para kazanıyor ya. Yani. Kazanmayana para kazandırmak daha mantıklı benim için yani. Evet. Özet olarak bu. Çok samimiydiniz bu arada. Enerjiniz evet. için teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Herkesi buraya davet edelim. İnşallah. Gelsinler, görsünler. Bekleriz. Bir çayınızı kahvenizi içerler. Bekleriz. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun efendim.